Evet arkadaşlar, gurbetteki iki tekere hoş geldiniz. Bugün ilk vlogumu çekeceğiz. Evet, bugün gördüğünüz gibi Samet abimizle birlikte geziyoruz. Kendisinde Jaxxer 750 var, 150 beygirlik. Daha demin intro yaptığımda doğru düzgün intro yapamadım, kusura bakmayın. Gezdiğimiz yerler Danimarka'nın en normal seviyedeki insanların yaşadığı bir yerden ta size zenginlerin ayrıyetten Kopenhag'ın içine kadar götüreceğiz. Oradan da zenginlerin kaldığı yerleri, çünkü biraz aradaki şey farkı görmüş olun diye. Samet abi arkadan geliyor. Bunda. Belki bilenler vardır, belki de bilmeyenler vardır. Danimarka kraliyet bir ülkesidir ama aynı zamanda demokrasi çok yoğun basan bir ülkedir. Bizimkiler 70'li 80'li yıllarda buraya gelmeye başladılar. İş imkanları sunulduğu için. Biz de burada doğduk, büyüdük ve yaşamımızı burada gerçekleştiriyoruz. Devam ettiriyoruz. Danimarka'da şimdi şöyle bir şey var. Motosiklet kültürü çok burada. Her sene Nisan ayının 8'inde burada bir tane Luna Park var. Bagn diye geçiyor. Kopenhag'ın göbeğinden bir yerden başlıyorlar. 2000, 3000, 4000 motosiklet toplanıp oradan oraya kortej halinde gidiyorlar. Bu sene katılmak isterdim. Sizler için bir video çıkarmak isterdim ama Danimarka'nın hava durumları, hava şartları pek uygun değil arkadaşlar. Hani Türkiye gibi değil burası. Burada hava sıcak olduğunda değerlendirmen gerekiyor. İnanın ki motosikletini istediğin kadar sene boyunca kullanamıyorsun maalesef. Çünkü sigorta karşılamıyor herhangi bir şey olursa kış aylarında. O yüzden sezon Mart'ta açılıyor. Demek istediğim şu, hava şartlarından dolayı sezonluk motora binemiyoruz. Sadece Mart'tan Ekim'e kadar sigorta karşılığı herhangi bir şey olursa. İsteyenler için Ekim'den Mart'ın başına kadar ekstradan sigorta ödeyip kullanabilirsin. Ama bunu yapan çok değil arkadaşlar. Yani çok nadir. Çünkü dediğim gibi hava şartları pek uygun değil Danimarka'da. Burada 12 ayda belki yazın 3-4 ay sürüyorsa başka ülkelerde, burada sadece 1 ay falan sürüyor. 1-2 ay sürüyor. Ve dereceler pek fazla da çıkmıyor. Yani en yüksek gördüğümüz derece 35 dereceydi galiba. O da bir 3-4 sene önceydi. Danimarka bir de çok küçük bir ülke olduğundan dolayı sürekli, mesela şimdiki yoldan bu yola kadar bir 5 tane posta kodu değiştirmişizdir yani. Hani Türkiye'de eminim ki öyle değildir. İllerin arasında çok fazla mesafe olduğundan dolayı öyle bir şey imkansızdır bildiğime göre. Ama işte dediğim gibi Danimarka'nın çok küçük bir ülke. Toplam nüfusu 6 milyona yakın. Burada mülteciler de dahil. Bunların arasında belki 300-350 bin Müslüman vardır. Aralarında belki yarısı Türktür. Türk dediğimde arkadaşlar, hani içine Kürtleri de alıyorum. Çünkü benim için Kürt-Türk ayrımı diye bir şey yoktur. O yüzden hani bizim memleketten burada kalan insanlar, belki Danimarka'da yarısı Müslümanların yarısı kadar bir sayısı vardır. Burada da daireler çok pahalı arkadaş. Hani böyle eski püsük dökük olduğuna bakmayın yani. Hani Türkiye parasına çevirirsem zaten burada bir daire, bazıları satılık, bazıları kiralık. Hani diyelim attım satılık. İlçesinden dolayı burada gördüğünüz bütün daireler en aşağı diyorum bak. En aşağı 1+1 olsun, 2+1 olsun ve onun üstü 3,5-4 milyon kronadan aşağı satılmaz. Yani bu ne yapıyor? Bu 8 milyon Türk lirası yapıyor. Hani bu da en düşüğü diyorum ben size. Hani oradan hesaplayın. Samet abi biraz geride kaldı. Ama neyse, mesafeli gidiyoruz. Çünkü Danimarka'daki vasıta kuralları da çok çok değişik bir şey. Çok değişik ya. Yani 50'lik yolda 60'ta gidersen vuruyorlar. Zaten burada kar yağdığında 50 yazıyorsa adamlar 40 gidiyor, insanı çileden çıkartıyorlar. Ablacığım geçeceksin mi? Geç bakayım. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Kurallarda kaldıydık. Girdim mesela, Türkiye'de bu şey kuralları yok. Hani bekliyorsun ya burada yaya geçidi falan filan. Abi burada yaya geçidi olduğunda mecbur duruyorsun. Durmadan halde polisini gördük, küt kilitliyor sana cezayı. Hani burada bizim ülkeye göre, yanlış anlaşılmasın ama,
saygı ve medeniyet var arkadaşlar. Hani öyle bir sistem oturmuş ki burada artık ben toplu taşıdım, yok ben aracım, ilk önce bana yol verilir diye bir şey yok arkadaşlar. Burada yaya geçidi olduğunda küt herkes trafiği kapatıyor, bitiriyor yani. İş bitmiştir. Arkadaşlar burası Vesterbrogade diye geçiyor. Burası direkt Kopenhag göbeğine kadar gidiyor. Danimarka'nın en canlı yollarından birisi. Her yer gördüğünüz gibi sağdan sola, soldan sağa, pardon, sağdan sola, soldan sağa. Her yer dükkan dolu. İşte yiyecek, içecek falan filan. Pardon, bak ikinciye sinyal çaktı bana. Sinyalları bir kapatmayı unutuyorum. İlk vlog olduğundan dolayı unutuyorum arkadaşlar. Kafam komple vlogda, kamerada. Şeyi unutuyorum. Sinyalleri unutuyorum. Sağ olsun ki Samet abi bana işaret çekiyor. Aa mesela bak. Aa bizim polis amcalar bunlar. Gördünüz mü? Sarı, mavi, beyaz. Onlar şimdi burada pusuda yatıyorlar arkadaşlar. Zaten bu sene fark ettiyseniz benim egzozum fazla ses çıkartmıyor. Çünkü susturucuyu çıkarmadım. Yoğun bir şekilde abi, yoğun bir şekilde üstümüze pusuyorlar valla. Bir de bir kural var burada emisyonla alakalı. Fazla kirletiyorsa işte ne bileyim, arabaya yazılım atarsan, motora yazılım atarsan, durdurlarsa arabayı direkt alıyorlar ya da motoru alıyorlar. Bayiye gönderiyorlar. Bayiye de sıfırlıyorlar. Bak ne var ne yok. Bütün ücreti sana ödettiriyorlar. Ya da gider arabayı çöpe atar, hurdaya atarlar. Öyle yaparlar. Burası Kopenhag göbeği. Şu aşağıda zaten bildiğin İstiklal Caddesi'ne yakın gibi bir şey, bir yürüyen cadde var. Oraya motorla giremiyoruz. Ama yakınına belki girmeye çalışacağız bir gün. Bugün olmaz. Çünkü bugünkü içeriğimiz onu gerektirmiyor. Aynen bak burası şey. Burası Tivoli olarak dünyanın en, ne diyorlardı buraya? En eski. En eski değil mi? Aynen. Dünyanın en eski Luna Parkı. Senede bir kere açılıyor. Açılışlarda hep bombaları patlatıyorlar. 28 senedir burada yaşıyorum, bir kere girmişliğim vardır. Fazla girmedim. Samet abi eskiden bu civarlarda kalıyordu, o gitmiştir bayağı. Şöyle göstereyim. Ama buradan da fazla gözük. Buna ne diyorlardı hatırlamıyorum bile ya. Gondol mu diyorlar? Aynen gondol diyorlardı buna. Evet daha demek yerden zaten çıktık. Abi La Casa de Papel'i izleyenler burayı tanımalı. Burası La Casa de Papel'de çekilen bir yerdi. Arkadaki araba da bayağı kıyak. Arabaya bak. Dediğim gibi bütün buralar doluydu arkadaşlar çekim sırasında. Ama işte bildiğiniz bilgisayar efektiyle falan ne var ne yok, işte Photoshop'tur şudur budur derken bütün insanlar oradan aldılar. Sanki burası boşmuş gibi ama halbuki ana baba günüydü. Her yer inşaat arkadaş ya. Hep bir yol yapma, hep bir şey yapma ya. Patladım artık ya. Bıktım ya. Selamünaleyküm Kadir. Motorcular bugün uçuyorlar arkadaş, uçuyorlar. Şuraya bak, bağıra bağıra. Abi polis bunları şu an yakalasa var ya hepsine ceza keser. Çünkü motorları, aksesuarları bol. Ama kültür arkadaş, bunu bizden almaya çalışıyorlar. Milleti soğutmaya çalışıyorlar. Ama halbuki çok güzel bir şey yani. Ama millet bunu anlamaz. Baksana herkes bakıyor. Sağdan soldan kafalar çeviriyor, boyunlar kırılıyor. Aa bak, yoğun göbek burası arkadaşlar. Burası Nyhavn, burası Nyhavn, Kongsnyhavn, burası Nyhavn. İşte o kafeler burada, yoğunluk burada işte. Samet abi sola döndü. Niye sola döndü? Ben onu şimdi yakalarım. Buradan bir sol yaparım. Gideceğimiz yere şaşırdık galiba. İnşallah yetişebilirimdir. Şimdi geçeceğim ama burada kendisi. Yakaladım. Kafa karıştı benim ya. Ben sandım ki oradan düz gideceğiz. Ha.
Tamam o zaman. Sen devam et. Düz gidiyoruz değil mi? Ha? Kim o? Kim? Oo. Dedim. Ben böyle şak. Yanlışlıkla konuyor. Gazlamak için bir fırsat bulduk. Yavaşladı kendisi. Ben gazlayayım en iyisi boşver. 60'lık yolda 100 gidiyoruz. Aha yaklaştı geldi yanıma. Otobana girmek istemiyorum. Otoban fobim var. Derken Naked'de anlayanlar vardır. Rüzgar etkisi çok oluyor. O yüzden hiç oralı olmak istemiyorum. Benzin bir tık kalmış. Alırız bir yerden. Evet bütün Tuborg'tan arkadaşlarım buradan geldi. Görmüş olacağınız gibi burası zenginlerin oturduğu yerlerin girişi arkadaşlar. Burası onlara ait. Bunların her şeyi. Şöyle bir selam verelim arkadaşlara. Evet. Herkese selam verdik. Buradan başlıyor arkadaşlar işte bütün dükkanlar vesaire falan filan. Hani dışarıdan baktığımda pek fazla zengin gözükmüyor geçtiğimiz yerlere göre ama öyle arkadaşlar. Amca çok yanlış yerlere bakıyorsun ya. Orası bayan butiği. Şurada biraz mola vereceğiz. Sonra tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. İşte bu yol böyle devam ediyor. Demek istediğim arkadaşlar şudur. Doğma büyüme buralıyız. Aslen tabii ki memleketimiz Türkiye. Biz burada doğma büyüme kendimiz seçmedik. Tabii ki Türkiye standartlarına göre buradaki yaşam daha kolay. Hani aldığınız maaşlar iyidir ama bilin ki bir o kadar da giderlerimiz vardır arkadaşlar yani. O yüzden Türkiye ile kıyaslamak istemiyorum. Ama aynı şekilde de Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın halini de anlıyorum. İnşallah buna bir çözüm bulunacaktır. Hani ben buna inanıyorum. Ülkemizin vatandaşları daha iyi şartlar altında yaşayacaktır inşallah. Bizim burada kullandığımız para birimi krondur. Danimarka kronu. Şu an Türkiye'nin parasını ikiye katlar. İşte hesabınızı kendiniz yapın arkadaşlar. Dünyadaki en mutlu ülkeler arasında, hani listesi arasında Danimarka ikinci ya da üçüncü mü falan seçilmiş. Abi bu katiyen yalan yani. Hani yalan ya. Öyle bir şey yoktur ya. Danimarka'da yaşayan bilir anca bunu ya. Tamam sistem oturuk. Devlet tarafından bazen yardım alıyorsun. Ama abi ırkçılık öyle bir arttı ki artık hani gördüğünüz gibi dünyada olan bütün bu terör olayları ne bileyim işte Filistin'i günden güne bombalamalar falan filan. Abi hiçbir sempati falan filan gösterme yok. Hiçbir şey yok ya. Abi Ukrayna'da bildiğiniz gibi savaş çıkıyor. Abi savaştan dolayı bütün Avrupa ülkeleri hele hele en başta en önüne giden Danimarka işte yok tank gönderelim, yok füze gönderelim, yok otomatik silahlar gönderelim. Niye abi? Çünkü adamlar Avrupa'ya girmiş bir ülke. Ne oldu? Savaş ilan edildi. 2-3 gün içinde adamlar Avrupa Birliği'ne alındı. NATO ülkesidir aynı zamanda ama ne oluyor abi? Saçları sarı, gözler mavi olduğundan dolayı onlara öncelik duyuluyor. Önümde bir tane Mercedes. Of. GTS midir? GTR mıdır bilmiyorum ama. Abi görüyorsunuz değil mi? İşte ben bunu kastetmiyorum abi. Bu A-Class. Lamborghini Urus. Ayrıyetten altında bir tane GTR ya da GTS. Şurayı hep merak etmişimdir ne var ne yok diye ama hiç hani araştırmadım da ama çok güzel bir şeye benziyor.
Ne olduğunu da bilmiyorum. Yalan olmasın. Yazın ayları abi bu plajlar bildiğiniz tıklım tıklım dolu. Millet artık beach volume oynuyor. Resim mi çekiyor? Suya mı giriyor? Artık nargile abi bizim insanlar geliyor aynı Türkiye'deki Suriyeliler gibi. Otel ana plaja nargile yakıyorlar. Halbuki biz mülteci değiliz, buranın vatandaşıyız. Bu arada aynı Amerika'ya benzetme evler. Hani görmüşsünüz de bu Venice Beach falan, Palm Beach tarzı falan. Eski videoları izlediyseniz de, eski filmleri falan. Öyle şeye benzetmemişti abi. Çok benzeti, hani herkese böyle özenen bir ülke burası ya. Yol vermeyecekti, mecbur geçeceğiz. Evet, kaç dakika oldu hala önümdesin be. Evet arkadaşlar. Bu yollar çok sessiz, çok sakin. Hani gerçi nasıl bir yaşam yaşıyorlar bilmiyorum da. Özenmiyorum da, Allah'a şükür. Halinden çok memnunum. Wilbeck diye geçiyor burası. Çok güzel bir semt. Şu evlere bak arkadaş yani. Gel de yani burada kalma. Postot! Aşiret paketlisin abi. Hemen alalım gönderelim seni Türkiye'ye. Burası da ilçemizin plajı. Wilbeck Strand diyorlar geçiyor. Wilbeck plajı. Böyle marina var. Samet abi gaza geldi. İşte daracık daracık yerler. Komşular karşıdan karşıya bağırdı mı komşu, şekerim var mı komşu, bende yok. Nasıl yok, zengin değil misin falan. Zengin sen niye şeker soruyorsun gibi mesele. Hani çok ilginç bir muhabbetler olması lazım bunların ya. Gerçi Danimarkalarda böyle çok şey yok. Komşu samimiyetliği yok aynı bizim Türkler gibi. Bizde şeker mi bitti çık üst komşuya, peynir mi bitti in al komşuya. Hiç markete gideyim diye bir şey yok. Yok, ocakta yemeğim var. Gidemem bir yere. Motorlu arkadaşlarla işte buralara bazen geliyoruz. Şöyle bir havasını koklayıyoruz, tekrardan gidiyoruz yani. Olsaydı keşke falan filan. Olur muydu? Bazılarınız fark etmiştir de hani elektrikli araba burada çok gitmeye başladı artık. Hani böyle daha çok bir yeşil ülkeye dönmeye çalışıyorlar. Tesla'lar olsun işte, ne bileyim Hyundai, Mercedes'ler, Audi'lerin yeni çıkan bu elektrikli ve hibrit kasaları falan çok tutuldu burada. Millet artık fazla dizel kullanmıyor. İşte bu emisyondan dolayı kirletme falan muhabbeti var. Hele eski dizel arabaları böyle Euro 3, Euro 4 falan filanı artık Kopenhag'ın göbeğine sokmuyorlar. Beni de gaza getiriyor ha. Çok kirletiyor diye. Herkes de böyle işte bir yeşil yaşama falan gönül koymuş. Biz de böyle motorlarla geziyoruz arkadaş. Kirletiyoruz her tarafı. Kirlenin, kirlenin. Selam Kıdır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Danimarka üçe bölünmüştür. Ada gibi bir şey. Ama adaların birbirine birleştiren köprüler var. Burası Sjælland. Benim bulunduğum hani taraf Sjælland. Fyn denen bir yanda var. Hani futbol izleyenler belki Odense takımından hatırlar. Bir de Jylland var. Orada da işte dediğim gibi Aarhus var. Midtjylland takımlarını falan filan tanırsınız, oralar var. Burası şu an gittiğimiz yer Sjælland'ın en kuzeyine, en yükseğine falan çıkıyoruz. Fazla da büyük bir şey değil abi. Danimarka'nın bir tarafından, hani şöyle söyleyeyim, Sjælland'dan Jylland'ın bir ucundan bir ucuna 3 saatte 4 saatte gidilecek bir yer yani, o kadar. Yani çok küçük bir ülkeyiz yani. Nereden baksan Konya'nın büyüklüğü, hani Konya'nın kavramı az daha ısrar etseydin belki Danimarka'dan daha büyük olacaktı. Ama Danimarka'nın yüz ölçümü Konya'dan biraz daha büyük. Fazla bir şey değil. Hani öyle bir şey. Bir düşünsene. Bir ilçe bir ülkeden daha büyük. Yüz ölçümüne göre Danimarka hafif Konya'dan biraz daha büyük. Ben videomu artık sonlandırayım.
İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bundan sonrası zaten bir yol. Muhtemelen geri döneceğiz bundan sonra. İlk vlogum olduğu için izleyenler inşallah bir beğeni butonuna tıklar. Ayrıyeten takip ederse ve bundan sonra size çok güzel içerikli videolar atmaya çalışacağım. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık. Gurbetteki iki teker out.